Merhaba ben Neyi. Bugün sizlere Dante'nin kanalında Teyvat'taki en değerli ve güzel kişiliklerden biri olan Alevliye ile Dehya'yı anlatacağım. Dante'nin Teyvat'ta sorunları çözerken veya bazen bu sorunları yaratırken yanına almayı en sevdiği kişi olan Dehya'yı tanıtma imkanını bana sunduğu için Dante'nin kanalına abone olursanız sevinirim. Hadi başlayalım. Dehya, Sumeru'nun çorak ve sert çöl topraklarından gelen bir paralı askerdir. Münzeviler olarak bilinen, düzensiz fakat etkili bir örgütün en tanınmış üyelerindendir. Savaşta gösterdiği cesaret ve etkileyici savaş yetenekleriyle tanınan Dehya, dostları arasında Alevliyeli olarak bilinir. Onun bu lakabı almasının ardında ise oldukça etkileyici bir hikaye yatar. Dehya'nın hikayesi, küçüklüğünde babasından öğrendiği dersler ve onunla geçirdiği zamanlarla başlar. Babası, Dehya'ya daima cesur olmayı ve kimseye boyun eğmemeyi öğütlerdi. Onun anlattığı hikayelerden biri de kavurucu güneşe meydan okuyan bir aslanın öyküsüydü. Çölün dayanılmaz sıcağı ve zorluklarına rağmen aslan hiçbir zaman pes etmez ve sürekli bir hedefe doğru ilerlerdi. Bu, Dehya'nın karakterinin temel taşlarını oluşturan bir hikayeydi. Çöl hayatının ne kadar zor olduğunu bilseniz, siz de onun nasıl bu kadar güçlü olduğunu anlardınız. Çölün o acımasız doğasında zayıf olanlar hayatta kalamaz. Ancak Dehya, bu zorlukları aşarak güçlü bir savaşçı haline gelmiş. Babasının liderliğindeki paralı asker grubu ile büyüyen Dehya, savaş meydanlarında tecrübe kazandı ve kendisini daha da güçlendirdi. Bir süre sonra, kendi yolunu çizmek için bu gruptan ayrıldı ve Alev Canavarları adında yeni bir paralı asker grubu kurdu. Dehya, işte bu ekibin en tanınan üyesidir. Savaş yetenekleri ve keskin içgüdüleriyle tanınan Dehya, sadece güçlü bir savaşçı değil, aynı zamanda stratejik düşünebilen biri olarak da bilinir. Büyük kılıcını kullanmadaki ustalığı rakiplerini korkuturken, onun liderlik yetenekleri ekibini zafere taşır. Çöl halkının en cesurları, Altın Deniz'in tüm acımasızlığına göğüs gelen münzevilerdir. Onların yaşadığı hayatta kolaylığa ve rahatlığa yer yoktur. Paralı askerler de bundan ötürü yanlarında onlara destek olabilecek, aileleri gibi yakın olan kişileri isterler. Dehya küçükken ailesi, babasından ve onun paralı askerlerinden oluşuyordu. Büyüyüp kendi başının çaresine bakmaya başladıktan sonra yeni ailesi, sırtını dayayabileceği ve güvenebileceği paralı askerlerden oluşan Alev Canavarları oldu. Bir süre birlikte savaştıktan sonra birbirlerine bir göz hareketiyle bin kelime anlatabilir hale geldiler. İyi görev için çöle bir süreliğine veda edip yağmur ormanına giden Dehya, kendini yoldaşlarıyla geçirdiği zamanları ve kamp ateşinin yanında söylediği şarkıları anımsarken buldu. İster kutsal diyara yükselsin, ister denizleri aşıp Inazuma'ya gitsin. Dehya her zaman Kızıl Çöl'ün kızı oldu ve hep öyle olacak. Müşteriler sorunlarının derinlemesine bir şekilde ve hızlıca hallolmasını ister. Bir paralı askerin müşterisinin gözüne girmesi için şiddetten çok daha fazlasını sunabilmesi gerekir. Elbette yüzlerce ve hatta binlerce düşmanın üstesinden gelmenin de bir sınırı vardır. Çünkü kum fırtınaları göğü ve yeri kapladığında en güçlü savaşçı bile kum denizinin dalgaları altında kalabilir. İyi bir paralı asker ne zaman savaşıp ne zaman geri çekilmesi gerektiğini bilir. Bu, bir paralı askerin stratejiyi ne kadar anladığının bir göstergesidir. Dehya'nın münzeviler arasındaki itibarı artarken, onun grubundaki paralı askerler, Dehya'nın kazandığı ünden gurur duydular ve herkesin bir arada olduğu bir günde aralarında, en çetin olanlar ona akıllarda kalacak bir lakabı vermek istediler. Hepsi, Dehya'nın gelecekte kazanacağı savaşlardan sonra, onu yeni lakabıyla duyurma konusunda hemfikirdi. Bu yüzden bu lakabın muhteşem olması, İnsanların tüylerini diken diken eden bir salgın gibi hızla yayılması gerekiyordu. Grubun en genç üyeli bir lakap bulmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu lakabın Dehya'nın müşterilerini pazarlıkta korkutmaya yetecek, içinde kanlı ve vahşi geçen kötü bir lakap olması gerektiği konusunda konuşup durdular. Bununla birlikte Dehya, yalnızca bir lakabın kendisini başkalarına anlatmak için yeterli olmayacağını biliyordu. Yine de herkesin zaman geçirmek için konuştuğunu görünce konuya müdahil olmadı. Birbiri ardına gelen kötü önerileri duyduktan sonra kendini tutamayıp bir kahkaha patlattı. Sohbet tam onu havaya sokarken birden o ihtiyar serseri aklına geldi ve hoşnutsuzluğunu belli etmemek için somurtmamaya çalıştı. Dehya, o gece kumların hükümdarı ve kızıl bıçak gibi birçok gülünç lakabı reddetti ve bu konunun kapanma zamanının geldiğini düşündü. Ne de olsa bu lakaptan başka bir şey değildi. Gerçek paralı askerler böyle şeylerin işlerini etkilemesine izin vermezlerdi. Tam o sırada yaşlı bir paralı asker araya girdi.
İlk başta etrafındakilerin ahmakça önerilerini küçümseyerek homurdandı. Sonra da şöyle bir soru sordu. Daha önce aslan efsanesi diye bir şey duymadınız mı siz? Deya, babası ona küçükken bir sürü hikaye anlattığından o hikayeyi biliyordu. Babasıyla ilgili her şeyi unutmak istese de hatıralar öylece kaybolup gitmezdi. O, geçmişini düşünürken yoldaşları gerçekten de kulağa güzel gelen bir lakap bulmuşlardı. Alevli Yeli, her ne kadar aslan efsanesinin ona hatırlattığı adamı sevmese de bir anda öylece reddedemedi. Sırf bu nedenden ötürü iyi niyetle düşünülmüş bir şeyi reddetmek acınası olmaz mı? Sırf babasını unutmak için onunla ilgili her şeyden kaçınması mı gerekiyordu? Elbette hayır. Ayrıca bu hikaye ona gerçek bir sıcaklık ve rahatlık hissi vermişti. Bu, onun dünya ile olduğu gibi yüzleşmesini ve dünyanın sunduğu her şeyi deneyimlemesini sağlamıştı. Deha'yı tanıyan herkes onun ne kadar güzel göründüğünü bilir. O, baktığı kişinin ruhunu tir tir titreten soğuk safir gözlere, güneş ışığıyla gözleri kamaştıran altın rengi bir çene ve attığı her adımla arkasında dalgalanan yıldızlı siyah saçlara sahiptir. Çöl halkı, çekici ve dinç olan kadınlara saygı duyar ve onları canlılığın bir simgesi olarak görür. Deha'da nasıl göründüğüne çok önem verir. Fırsat buldukça ve bulunduğu ortam müsait oldukça duş alıp ter kokusundan kurtulma fırsatını asla kaçırmaz. Boş zamanlarında kişisel bakım ürünleri almak için pazara gider, gözleriyle yüzü için pudra ve daha sonra ihtiyacı olabilecek kozmetik ürünlerini alır. Bu ürünleri sıklıkla kullandığı için sık sık yenilerini alması gerekir. Paralı askerler genellikle kaba sabadır, şiddete alışkındır ve nasıl göründüklerine pek dikkat etmezler. Deha bu bakımdan diğerlerinden farklıdır. Çölden ayrılıp bir daha ardına bile bakmayan birçok kişinin aksine, Deha kökeniyle hep gurur duymuştur. Bununla birlikte onun bu kimliği, ona hayatı boyunca sayısız zorluklar da çıkarmıştır. Örgün eğitimden mahrum kalmıştır ve dövüşmek ile çölde hayatta kalmak dışında karmaşık teknik bilgilere de sahip değildir. Birçok müzevi için de aynı durum geçerlidir. Deha, bu bilgi eksikliğinin hem kendisinin hem de halkının potansiyelini kısıtladığının farkındadır. Kum fırtınaları ve kavurucu sıcaklık, her zaman halkının enerjisini ve merakını baskılamıştır. Deha, akademinin mucizevi icatlarıyla karşılaşmasaydı, Mondstadt'ın iyi şaraplarının tadına bakmasaydı, Dune'in özenle yapılmış mutfak aletlerine ve Fontaine'li insanların sahip olduğu mekanik, Deha'ya tanıklık etmeseydi o da bulunduğu yerin sınırlarını aşamazdı. Konu cesaret olduğunda yağmur ormanı halkı, azimli çöl halkının yanından bile geçemez. Tıpkı kararlılığın vücut bulmuş hali gibi çöl halkı, yıllar boyunca çölün kırbaç gibi olan soğudurucu ve kuru rüzgarlarına göğüs germiş, nesilden nesile bir kayadan daha sağlam durarak yaşamaya devam etmiştir. Bir gün, Deha'nın babası ona aslan efsanesini anlattı. Bir aslan kükrediğinde, kavurucu güneş bile titrer dedi. Küçük Deha babasının her sözüne inanır ve bir gün onun gibi güçlü olmayı hayal ederdi. Aslan efsanesi, Deha'nın zihnine kazındı ve onun güçlü bir savaşçı olma arzusunu pekiştirdi. Başarıları ve cesaretiyle adını duyuran Deha, sonunda halk tarafından Alevli Yeli lakabıyla anılmaya başlandı. Bu lakap, onun hem kudretini yansıtır hem de sıcaklığını. Deha, savaş meydanlarındaki başarısı ve liderlik yetenekleriyle Münzeviler arasında efsanevi bir figür haline geldi. Deha'nın hayatı, bu çetin çölün ortasında sadece savaşmakla değil, aynı zamanda yaşamı keşfetmek ve kimliğini bulmakla geçti. En nihayetinde, Deha'nın başarısı yalnızca fiziksel gücü değil, aynı zamanda zorluklara karşı gösterdiği kararlılık ve azimden de gelir. Çölden hiç ayrılmamış ve kökeniyle her zaman gurur duyan Deha, halkı için daha iyi bir gelecek hayal eder. Eline geçen fırsatı değerlendirip çöl halkı için umut olmaya amaçlar. Gelecek ona ne getirirse getirsin, Deha her zaman çölün kızı olarak kalacak ve efsanesi hayatta olduğu sürece yaşamaya devam edecektir. İşte böyle Deha'nın hikayesi, Genshin Impact dünyasındaki cesur ve güçlü karakterlerden sadece biri. Onun hikayesini dinlerken umarım siz de onun gibi cesaret ve kararlılık dolu olursunuz. Ah, yorucuydu ama umarım sizi eğlendirebilmiş ve bilgilendirebilmişimdir. Bir sonraki videolarda hangi Teyvat kulunun hikayesini öğrenmek istersiniz? Size kimi anlatmamı veya anlatmak için kimi çağırmamı istersiniz? Lütfen abone olun ve bu fani dünyada Dante'nin neden benimle aynı yükseklikte durduğuna şahit olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.